İsmim Serap Sevinç. 4 yıldır da temiz dolabım olarak ikinci el butik işletmecisiyim. İkinci el butik deyince insanların kafasına biraz daha farklı bir algı da oluşuyor. Atıl olan, yani çürük, çarık, yırtık, sökük dediğimiz ürünlerden yola çıkıyorlar. İlk akıllarına gelen bu oluyor. Ve kiloyla alımdan bahsediliyor genellikle ikinci el piyasasında. Ben biraz daha farklı bir sistem kurdum kendi mağazamda. Amacım evlerdeki şahıslara ait atıl eşyalar tekrar kullanıma geçsindi. Bunun için de ne yapıyoruz? Alım yapıyoruz. Sizlerden alım yapıyoruz. Kişiler ürünlerini getiriyor, değerlendirmeye tabi tutuyoruz bunları. Bir fiyat veriyoruz, kabul ettiklerini de satışa sunuyoruz. Burada bizim hem alıcımız var hem satıcımız var. Biz aracı oluyoruz onlar için. 4 yıl önce bu işe ben Yüksel Yeşil'in orada küçük bir butikle başladım. Ben ilk adım atarken biraz tereddütlüydüm çünkü algılardan dolayı çok önyargılı bir alanda işe başlamak istedim. Son 6 ay diyebiliriz alımların artışıyla ilgili. Çünkü alım gücü gerçekten çok aşağıda. İnsanlar sıfır almak için bayağı bir bütçe ayırmak zorunda kalıyorlar. Hani bu ihtiyaçtan bahsediyoruz. Hani bu lüks alışveriş yapayım, bir kendimi depresyonuma atayım mı bıraktık hepimiz artık zaten toplum olarak. İhtiyaçlarımıza dair çok büyük bütçeler ayırmak zorunda kalıyor insanlar. Bu da ikinci ele daha da fazla yönelmelerine sebep oldu. 6 aydır müşteri sayım gerçekten çok fazla. Şimdi bir de en büyük ön yargı insanlarda şu var. Ekonomik sıkıntısı, alım gücü düşük insanlar sanki ikinci ele yöneliyor, alım ve satım yapıyorlarmış gibi. Bu da yanılgı bana göre. Çünkü az önce de söyledik, doktor, mühendis, memur, öğretmen birçok insan da burada kendi ürünlerini değerlendirmek için satışa getiriyor. Kendi ihtiyaçlarını da buradan gideriyorlar. Sadece ekonomik anlamda mı geliyorlar? Hayır. Üç şekilde onu da ayırabiliriz. Bunu çevre boyutuyla bakan insanlar var. Su tüketimi, doğaya zarar vermesi, tekstilin. Sırf bu yüzden alışveriş yapan insanlar da var. Bunlar doktorlar, avukatlar, mühendisler. Hani olayı bu boyutta değerlendiren insanlar. İkinci şey ekonomik olarak bakan, hani bütçesini düşünen, ben daha uyguna iyi kalitede ürün bulayım diyen insanlar ihtiyaçlarını buradan karşılıyorlar. Bir de üçüncü boyut var. Bunlar biraz daha hani ben farklıyı bulayım, 80'leri 90'ları bulayım, çok farklı ben giyeyim tarzında bakan insanlar. Çünkü buraya 80'lerde 90'larda dikilmiş birçok ürün de geliyor. Hani vintage dediğimiz ürünleri bulmak için geliyorlar. Bu üç kategoride bize alışveriş yapmaya ve kendi ürünlerini getirmeye devam ediyor şu anda.